burada beslenme de tabii ki çok, hayatımızın her alanında çok önemli. Gebelikte daha da hassas olmamız gereken bir süreç haline geliyor. Özellikle de gebelik sürecinde beslenme ile alakalı başlı başına çok fazla yine soruyla karşılaşıyoruz. Bütün bu testler, bütün bu tetkiklerle beraber bir de kilo kısmı zaten hali hazırda kadınlar için hayatlarında çoğumuzun zorlandığı bir konuyken bir de gebelik süreci devreye girdiği zaman işler iyice karmaşık hale gelebiliyor ve orada tüketilmesi mutlaka tüketilmesi gerekenler, tüketilmemesi gerekenler. Bir de zaten kilo ile alakalı bir çabası vardı. Zayıflamak istiyordu. Zayıflayamamışken gebe kalındığında eyvah ne olacak şimdi hiç mi kilo veremeyeceğim sorularıyla beraber müthiş bir böyle kaygı yumağı haline gelebiliyor bu durum. Peki bu süreçte kilo kontrolünün nasıl olması gerekiyor? Eğer ki gebelik planlı ise, yüksek kiloda başlayacaksa gebeliğe, biz bu durumda zayıflama diyeti uyguluyoruz. Ama normal kiloda ise zaten korunmasız bir şekilde ilişkiye girdiğinde süreç gebelik olarak ilerlediği takdirde ilk 3 ay kilo alımına, normal ideal kiloda ise ilk 3 ay kilo alımına gerek yok. Sonraki ikinci ve üçüncü trimester dediğimiz 3 aydan 9. aya kadar olan süreçte belirli kilogram limitimiz var. Bunları da ekrana yansıtabiliriz. İletmiştim. Gebeliğin hafta hafta kilo dağılımı. Beden kitle indeksini biz burada önemsiyoruz. Zayıf olan bireylerde ideal kilonun altında ise, kişi zayıfsa 18, beden kitle indeksi 18'in altındaysa kişi 12,5-18 kilogram arası alabilir. İdeal olan aralık budur. Kişi yüksek kiloyla gebelik oluştuysa 5-9 kilogram arası değişkenlik gösterebilir. Minimum 8 kilogram almış olması da yine annenin sağlıklı bir şekilde fetüsün gelişmesine katkı sağlar. Bizim için ilk 3 ayda yüksek kiloyla gebe kalan bireylerde çok fazla ağırlık istemiyoruz. Yani kilogram alması, yağ artışı olsun istemiyoruz. Bu durum genelde anneler tarafından kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. İşte acaba bebeğimin gelişimiyle ilgili bir problem var mı? Hayır, böyle bir şey yok. Hocamız da bu noktada eklemek isterse. Aslında şöyle oluyor. Şimdi bir çift gebe olduğunu öğrendiği anda sen iki canlısın, iki kişilik yemelisin gibi bir söylem başlıyor. Bazen kayınvalideden, bazen işte kadının annesinden. Ama böyle bir şey yok. Özellikle ilk 3 ayda anne adayı kilo almasa bile bebeği sağlıklı bir şekilde gelişir. 3 aydan sonra bebeğin vitamin ihtiyacı ya da besin ihtiyacı artacağı için sonrasında daha kontrollü bir kilolama istiyoruz. O yüzden hani ben işte iki canlıyım, iki canlı gibi yiyeyim dediğinde bu sefer çok fazla bir kilo artışı olduğu için sonrasında depresyona giriyor anne adayları. Çünkü bu kiloyu nasıl vereceğim kaygısı başlıyor bu sefer de. O yüzden bizim en destek aldığımız nokta ilk 3 ayda kilo kontrolü. İlk 3 ay almadıktan sonra zaten ilerleyen dönemde fetüsün gelişmesiyle birlikte annenin ihtiyacı artacak. Bu durumda doğal olarak zaten kilo almasını biz destekliyoruz. Sadece burada da kontrollü gitmeyi istiyoruz. Normal ideal kilodaysa, beden kitle indeksi burada 18'in üzerindeyse o zaman kilogram miktarı daha azalır. Fakat biz burada yüksek kilo ile gebe kalan bireyleri ilk 3 ay uzman kontrolünde zayıflamasını destekliyoruz, öneriyoruz. Çünkü yüksek kilo ile gebe kaldığında ilerleyen dönemlerde ailede bir diyabet öyküsü varsa gestasyonel diyabetle karşılaşabiliriz. Ve bu durum gebelik oluştuğu zaman anne kucağına bebeğini aldıktan sonra emziklilik sürecinde de devam edebilir Nedir ve bu bahsettiğiniz durum? gebelikte şeker durumu, şeker çıkması durumu hocam bahsetsin. Aslında şöyle, kilolu gebelik istemememizin sebeplerinden bir tanesi Gülsevim hocamın bahsettiği gibi hem şekere yatkınlık hem de tansiyonla ilgili sıkıntıların gelmesi. Şimdi gebelikte şeker nedir? Normalde anne adayı fazla kiloluysa kan şekeri düzeyi bozulduğu için bu bebekte su artışına, kilosunun ileri olmasına sebebiyet veriyor ve bu hastalarda ani fetal kayıplar olabileceği için çok önemli. O sebeple her zaman için kilo kontrolü. Tansiyona yatkınlık da artıyor. Eğer hasta anne kilolu gebe kalmışsa, bu durumda bizim işimiz de birazcık zorlaşmış oluyor. O sebeple başlangıçta eğer planlı bir gebelikse, plansız gebelikleri zaten yapabilecek bir şeyimiz yok ama planlı bir gebelikse öncesinde ideal kiloya ulaşıp
Kan tahlillerinde bir vitamin eksikliği varsa, işte demir eksikliği anemisi olabilir, D vitamini eksikliği olabilir. Böyle durumlar varsa bunları öncesinde takviye ederek gebeliği planlamak lazım. Ki duymuşuzdur hepimiz folik asit desteği. Tabii. Gebelik öncesinde en az bir ay öncesi folik asit desteğine başlamak gerekiyor. Biz genelde bunu ilaçla takviye ediyoruz ve aktif folat türevlerini kullanıyoruz. Günlük 400 mikrogram kadar almasını istiyoruz anne adayının, ama tabii ki sadece ilaçla değil. Bunu içeren besinlerle de takviye edebiliriz. Folik asit içeriği olan besinler. Orada da Gülsevim hocamdan destek alalım. Evet, inşallah. Gebelikte ben folik asit alımını önemsiyorum. Zaten dışarıdan takviye ile eksik olduğu durumda hekimimizle birlikte entegre gittiğimiz için takviye yoluyla alıyoruz. Bazı gıdalarla da evet folik asit alabiliriz. Bu noktada ben en çok vücudumuzun üretemediği omega 3 sentezini, vücut sentezleyemediği için dışarıdan almakla birlikte bazı gıdalardan almasını çok önemsiyoruz. Bunları sıralayacak olursak özellikle yağlı balıklar, yüzey balıkları, kuru fasulye, nohut bitkisel kaynak olarak, semizotu, bunlardan cevizden destek alabilir omega 3 kaynağı olarak. Bunun haricinde de gebelikte yüksek kiloyla gebe kaldığı takdirde, hocam da zaten bahsetti. Şeker ve tansiyonla alakalı yaşanan zorluklar evet, karşımıza planlı çıkıyor. Planlı bir gebelik düşündüğü takdirde önce beslenme uzmanına geldiğinde biz onu ideal kilosuna ulaştırmaya ya da kendi istediği bir tarih aralığı varsa, hocam benim şu kadar vaktim var, bu zaman zarfında zayıflamak istiyorum dediğinde onun için en uygun olan beslenme programını uygulayıp sonrasında gebe kalması için destekliyoruz. Tabii bu durumda